Evet, ilk konuşma İYİ Parti grubu Başkan Vekili, İstanbul Milletvekili Sayın Yavuz Ağıralioğlu'ya ait. Çalışma temposunu hızlandıralım diye grup önerisi vermekten feragat ettik sevgili başkanım. 2+1 = 3+1 yaptık. Şimdi. Gündem dışıları da birazcık azaltmaya çalışıyoruz tempomuzu tutturalım diye. Dolayısıyla bu biraz yığılmaya sebep oluyor. Bu anlamda biraz anlayış istirham ediyoruz. Şimdi girizgah yapıyoruz. Sonra maddeler arasında alakasız da olsa gündem dışı da konuşacaklarımızı maddelerde konuşacağız diye böyle yapıyoruz. O yüzden biraz anlayışınıza havale ediyorum. Süreye dikkat etmeye çalışacağız. TRT ile ilgili bir hassasiyetim var. Girizgahını böyle yapıyorum. Devamını maddelerde ilave edeceğim. TRT biliyorsunuz eşit yayın yapmak mükellefiyeti altında devlet kuruluşu ama 17 yıllık aralıksız iktidarın biriktirdiği güçten dolayı Türkiye'deki siyasal temsiliyet imkanlarını AK Parti'nin lehine kullanabilme imkanı burada da bir taassuba sebep oldu. Girizgahını yaptığım işin devamını kürsüde söyleyeceğim. Osman Öcalan'ın çıkabildiği TRT'ye biz çıkamadık. 30 yıldır cemiyetçilik yapıyorum. 30 yıldır memleket millet meselesine cümle kuruyorum. Bizim vergilerimizle ben AK Parti'nin siyasi vizyonuna dair cümle kurulmasın demem, derim. Şöyle diyebilirim. AK Parti'nin siyasi vizyonuna göre cümle kursun ama AK Parti'nin yayın organı olsun. A Haber siyasi perspektif itibariyle AK Parti'nin siyasi vizyonuna destek verir. Efendim Halk TV'nin siyasi paradigması bellidir. Onların da ne söyleyeceği, ne söyleyemeyeceği ile ilgili bir kabul vardır. Bunları yadırgamayız. Ama TRT'nin eşit yayın hakkı tanıması gereken bir kurum olması cihetiyle TRT'nin böyle yayın yapıyor olmasından muzdaribiz. Bilabedel bütün müştemilatıyla beraber TRT'nin AK Parti'ye devrine cümle kuruyorum. Yani TRT bilabedel bütün müştemilatı üstünde bu yayından rahatsız olmayan personeliyle beraber AK Parti'ye geçirilmesi o anlamda devletin kurumlarına itibarsızlık olarak yansımasından daha iyidir. Yani ya TRT eşit mesafede yayın yapabilmeli, herkese söz hakkı tanıyabilmeli, ortalama Türk milletinin hassasiyetlerine, değerlerine ihtimam gösterecek bir ciddiyet taşıyabilmeli. Yok, biz bu yayından muzdarip değiliz diyorsanız bu ciddiyetin ya da bu ciddiyetsizliğin yayın organı olarak devletle ilişkisi, rabıtası kesilmeli. Girizgahını yaptım, devamını başkanım şeyde söyleyeceğim. Maddelerde bu Osman Öcalan'ın televizyona çıkış süreci dahil. Bu süreçte seçime birkaç gün kala Abdullah Öcalan üzerinden geliştirilmeye çalışılan ve seçmen davranışını değiştirmeye matuf teşebbüslerle ilgili tenkitlerimi maddeler arasındaki itirazlarımıza saklıyorum. Genel kurulumuza saygılarımla. Teşekkürler Sayın Yavuz Ağıralioğlu.